Selam. Güneşe döndüm yüzümü. Aşağıya indim. Hava çok güzelmiş. Biraz geç indim ama olsun. Bakın. Güneş bakıyor, daha batmadı. Birkaç saat daha var. Şu an kimse yok. Büyük ihtimalle yemek saat Türkiye'de. Ama bu güzel manzara, bu güzel ses kaçırılmaz. Sandalyem bile kendime ait. Aşağıya indirdik. Kahvem var. Suyum yanımda. Islak mendilleri falan da aldım. Dezenfektan. Kollarını falan silmek için girerken. Müzik açmadım. Müziği kendim dinleyeceğim birazdan. Kuşların sesini duyayım benim gibi. Valla coştular. Rahatladılar. O kadar sıkıntılıydılar ki sesleri çıkmıyordu, biliyor musunuz? Kuşlar çok özgür. Etraf sessiz, uçak sesi yok. Havayı filtrelemediler. Bakın, pırıl pırıl. Birkaç da var şurada. Biraz havada. Bulut mu filtreme onu bilmiyorum. İlaçlama. İnsanlar evlerinde. Bayıldım ben bu işe. Yani kötü bir şey olmasın da bakın. Bakın nasıl uçuyorlar. Vallahi mutlular. Bak. Şov yapıyor. Karga. Birazdan güvercinler de gelir. Ama sincaplar yok. Sincaplar kayıp. Gel gel. Hayvanların dönemi başladı. Özgürlükleri. Hiç rahatsız değiller yani bu işten. Bakın. Güvercinler dolaşıyor. Şaşkınlar gibi biraz, değil mi? Şimdi şeye gittim ben. Instagram'da falan gençler biraz daha o tarafta ya. Ben bugün evet çok mutlular. Şey yapıyordum. Yazı yazdım ya. Dedim benim dönemimi yaşıyor şimdi millet derken. Kimseye oh demek değil tabii ki bu. İnşallah sağlıkla saatle atlatırız bunları da. Çok eleştiriyorlardı ama. Ne çok canlı yayın. Ne çok resim. Neden böyle? Bir sürü eleştirip gerçekten yüzme yüzme, yani tatil zamanlarında da rastlaştım ben onlarla. Daha Instagram'dakiler görmüyorlar burayı da. O eleştiriyi orada da yapacağım yani daha sonra. Eleştiri de değil yani, yorumumu yapacağım. Şimdi balkondan çekim yapıyorlar. Ondan sonra kalktım, yattım, işte kamera açıyorlar. Günlerini anlatıyorlar. Falan falan yani. Ben size yosunlara kadar resim çekip atıyordum, değil mi? Çiçekleri görün. Ben onları görüyordum. Çünkü ben 3 sene şeyi göremedim. Tabiatın o güzelliklerini izleyemedim. Evlerde kaldım. Bir sene hele tedavi dönemimde hiç. O sıcak güneşlerde millet tatillerdeydi, bir yerlerdeydiniz. Ben o şeyde deri koltukların üzerinde havlu sersem, terlemesem, güneş sıcak kaynıyordu. Yürüyecek halim yoktu. O zaman servis falan da vermediler bize. Taksi maksi bilmem ne. Gidiyordum geliyordum mikropların içerisinde. Sırf şalımı ağzıma bağlıyordum. Eve gelince de dezenfekte ediyordum kendimi. Güzel beslendik. Ondan sonra türmerik, zerdeçal, zencefil, mercimekli çorba, patates, bol soğan, sarımsak. Teşekkür ederim. Bunları her gün tükettim. Her sabah şeker pancarı, limonu kabuğuyla meyve suyu sıkma makinesinde şey yaptık onları biz. Hazırladı Ali. Ondan sonra sabah 6'da 7'de ben onu içtim. Bağışıklık sistemi sıfır. Ne yaptı? O günün bağışıklık sistemini oluşturmuş olduk onunla. Şeker pancarı hele kanı çoğaltıyor. Kanın yok dediler bana o zaman. Kemoterapi görüyorum. Kanın yok. İşte git dediler. Ne yapacağız? Hap yok. Kan vermiyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Sonra sağ olsun bir arkadaş vardı. Sağ olun Ayhan Bey geldi. O meyve suyunu biz yapıyorduk. Dedi ki buna bir de şeker pancarını ekleyin dedi. Onu da ekledik biz. Ve 3 gün 4 günde neredeyse gittim test yaptırmaya. Kemo yapılacak yapılmayacak karar veriyorlar. Sayma Hanım dediler sen ne yaptın? Senin kanın tavan neredeyse yani. Çok normal insanın üstünde. Ne yaptın sen dediler. Böyle böyle meyve suyunu o gün kemoterapi görenlerin hepsi o tarifi aldı benden.
yastık verdik. Limon kabuğu, şeker pancarı, zencefil, zerdeçal. Bazen elma, bazen üzüm, bazen çilek. Yani böyle tadını değiştirdik. Yani otsu otsu toprak gibi kokuyor aslında. Öyle bir duygu veriyor insana. Ondan sonra onu aldılar insanlar ve bu Amerika'ya yollandı bir şekilde. Kemoterapi zamanında kişilerin meyve suyu, içeceği meyve suyu bu diyerekten de piyasaya çıktı. Benim ismim yok, patentim yok. Yani biz kendi tecrübemizle, araştırmalarımla edindiğim bilgileri ben toparlayıp hep o şey kanserle benimle tango var mısın dedi Sami Küçük diye bir sayfam var. Oraya koyduk o bilgileri. Hatta yazılar kaybolmaya başladı oradan. Bu sefer ben ekran resmi çekip yazdıklarımı o şekilde onları orada tutmaya çalıştım. Yeter ki insanlar ulaşsın o bilgiye diye. Ben yaşadığım tecrübeden doğru bildiğim için bildiğim şeyleri oraya koymuş oldum yani. pH'i yüksek tutmaya çalıştık. Şu an şeker pancarını, turşuyu, ayran, ev yapımı ayran, iyi bakteriler. Bağışıklık sistemini korusun, tutsun diyerekten bunlar. Benim o kemoterapinin döneminde kendime nasıl baktıysam sizin şu an kendinize öyle bakmanız gerekiyor. Kaş göz oynatmaları da ben sonradan izliyorum kendime. Böyle gözlerim mezlerim bir dönüyor mönüyor. Tabii evlerde oturmakta şey olduk birazcık. paranoyak mı olduk? mimikler kaymış gitmiş. Bana güneşi görünce kendime geldim ama. Kahvemden içim. Ne olsun? Ben de buradan yayın yaparım. Yaşlılar kanalı bizimki. Instagram gençlerin kanalı. Biz orta yaş kuşağı. Çok büyütmüyorum kendimi. Türkiye'de olsam tutmazlardı yani beni. Geçen arkadaş paylaşmış şey diyor. Abla diyor botoksun var diye diyor. Sana da sokağa çıkma yasağı yok değil diyor. Senin de yaşın var yani. Yaştan tutuyorlar. Gençsin ama diyor. Ya ben ama o noktada değilim daha. Şey yaptım dün akşam. Dur şimdi görmeyin kızacak olanlar olur. Sigara içiyorum diye. Bekleyin. Keyiflendim valla. Sohbet oldu. Şimdi tabii ben şey yaptım dün. Dünkü olayı anlatayım size biraz gülün hem. Dün ne oldu? Bir uyuyayım dedim. Üşüme gibi oldu. Üşüme gibi oldu. Ben tedirgin oldum, tamam mı? Böyle bir paniklendim. Duş falan da böyle sumu dedim kendine Sami iyi bir bak bakayım bugün. Ondan sonra elektrikli peteği de yaktım. Perdeleri falan kapattım. Bir uykuya verdim kendime ama kırmızı ışığım var. Bir de bakın ben infrared ışık diyorum devamlı. Bunu söyleyince şimdi benim kanalımdakiler alacak. Duyulursa da duyan alsın yani. Kırmızı ışık diyordum ya kanser tedavisindeki. Onu böyle arada boğazıma tutuyorum, ağzıma tutuyorum. Hani millet fön makinesi tutuyor ya. Ben fön makinesi tutmuyorum, onu tutuyorum. Bir başucumda var benim böyle. 24 saat yanar yani, sorun değil. Bir de böyle 15 dakikada bir söneni var. O da oturma odasında. Neyse işte onu yakıp, hele Türkiye'den geldiğimden beri gece o yanıyor yani. Kısık da olsa, kısık fazla ayarı da var. Biraz bazen yükseltiyorum, sonra düşürüyorum. Ben onu açtım. Şöyle dedim şey yapsın. Hem tedavi gibi olsun dedim. Odada sıcacık olsun bir. Hani millet sauna'ya giriyormuş ya. O hesap. Bir terleme falan olursa da iyi olur diye düşündüm. Neyse korkuyorum tabii yani. Böyle bir kendimi beğenmedim. Dışarıya aslında çok çıkmadım. Ama bir Türkiye'den geldikten sonra çocukları görmeye gittim. Bir de onlarla Wimbledon'da buluşmuştuk. Bir hafta falan oldu. 8 gün. Videoda vardı ya 8. gün şu belirtiler olur falan diyerekten. Hani ateş çıkmıyormuş çünkü 3-4 gün. Daha sonra ateş de yok. Ama şurada böyle bir şey var. O da sigaradan aslında bunlar oluyor da. İşte neyse. Ben şey yapıyorum. Tedbir aldım güya. Bir güzel uyudum. Bir kalktım. Aynaya bir baktım. Onu da arkadaş aramış. Oradan doğru gördüm yüzümü. Suzan'la konuşuyorum. Pancar gibi olmuşum. Fotoğrafımı da çektim yani böyle. Bana ne oldu dedim. Suzan gördü. Suzan dedi ki sana ne oldu Sami? Şimdi farkındaysanız böyle bronzlaşmış gibi benim yüzümü şöyle. Kırmızı ışık biraz fazla bir gökçek gibi. Sigarayı attım. Ya lütfen ya. Neyse tamam. Melik Gökçek gibi dedim. Ben dedim fönden değil ama dedim kırmızı ışıktan gideceğim dedim. Ama onu o zaman fark etmedim.
Sonra dur dedim, ben bir yemek yiyeceğim, sarımsakları gömüleyim. Böyle bir şey varsa o da bir çeper yapsın falan. Attırmak yok. Çeper yapsın bilmem ne. Onları da yayınladım yemeği yerken falan. Derken dedim şu tansiyonu bir ölçün. Tansiyon bir 17,5 gösteriyor. Hayatta benim tansiyonum bir kere şey yaptı, düştü. O da biliyorsunuz, o moral bozmak istemiyorum ama. Evlendirme yasası çıkacağı gecesi. Büyüğü de küçüğü de 6'ydı. O zaman bir öyle bir şey yaşadım. Neyse. Bir şey 17,5 gösteriyor. Ondan sonra bir dönüyorum bakıyorum 14,5 gösteriyor. 17,5'u çekmedim, 14,5'u çektim, oraya koydum. Şeyi de ölçemedim ben. Tansiyon düşermiş sarımsağı yiyince. Benim yükselten ne diyerekten onu düşünüyorum. Sonra anladım ki ben kırmızı ışığın altında yatarken tansiyon fırlamış. Ondan sonra sarımsağı da yiyince düşmüş haliydi yani o. Hiç Suzan'ın da aklına erip de Samet sen bir tansiyonunu ölç dese bana, ben işi anlayacağım yani, abartmış sıcağı, abartmışım yani. Neyse bugün aradı, diyor ki ne oldu diyor, nasıl gözüküyorsun diyor. Bu arada onun da hikayesini anlatacağım şimdi, parkta neler yaşadılar. Dedim ki benimki tansiyonmuş, ama dedi ya hasta sende öyle bir şey yoktu, dikkat et falan. Dedim yok yok, böyle sıcakta durduğum için oldu dedim. Hem peteği yaktım hem kırmızı ışığın altında yaktım diye yattım diye oldu. Sonra şimdi Suzan'ı şey yapayım ben. Parktalar çocuklarla, yani evin etrafındaki dolaşıyorlar. Şu anda biliyorsunuz İngiltere'de bir kere dışarı, üç kere dışarı çıkma şeyi var. Bir eczaneye, bir koşu gibi. Öyle bir de bir ihtiyaç için falan. Ve evin içinde, şimdi ben oraya gitsem misal bir fazladan kişiyim ya da onlar buraya gelsin. Komşu şikayet etse polisin tutuklama hakkı var şu anda. Yani komşu ziyareti de bitti. Şimdi onlar yürüyorlar, çocuklar diyor. Biraz yer değiştirelim diyor, koşun diyor. Karşıdan kameraya çektiler şeyleri. Onları dışarı çıktılar işte falan diyerekten. Evet evet fazlası zarar. Ona dikkat. Yani ben şimdi bunları anlatıyorum. Niye anlatıyorum biliyor musun? Yani hepimiz yaşayacağız. Yaşıyoruz da. Bir şeyleri abartmadan hani yaşamak var. Onun için söylüyorum yani. Ben gülecekler edecekler, yok şöyle diyecekler diye şey yapmıyorum. Çekinmiyorum. Benim öyle bir kaygılarım yok. Yani diyorum ya bazen kadın erkek muhabbetine, benle bir bayana yakıştı yakışmadı demesin kimse. Bazen sinirleniyorum, yazıyorum, koyuyorum ya da birisinin yazısını bir şeyi paylaşıyorum, koyuyorum ortaya yani. Hani o muhabbetlerle beni eleştirmesinler. Toplumun yargı sistemiyle beni eleştirmesin kimse. Yani o noktaları ben şeyde aştım. Yani zaten biraz özgürlüğüne düşkün bir insandım ama kemoterapi zamanı onları atlatırken kimse hiç o sözler, o kavramlar tutmadı, korumadı beni yani. Hepsi şu an siz nasıl durumdaysanız aynısını yaşadım. Hangi kavram koruyabiliyor size? Şeye de iyi bir şekilde eleştiri getirmek istiyorum. Zihinciler özgürlüğüne düşkün anam. Ben şimdi göstereceğim, bak etrafı bir göstereyim. Neyse şurada köpek gezdenler var. Onlar daha özgürlüğünü, bu muhitte çok yoklar da özgürlüklerini göremiyoruz yani. Şey tarafında varlar. Neye getiriyordum lafı? İzleyenler söylesin, ne diyordum ben şimdi? Evet, kavramlar diyordum değil mi? Kavramlar üzerinden kimse kimseyi eleştirmesin. Camileri diyecektim. Camilerde bizim hacı amcalar devrimci oldu. Zaten bu virüse biz isim taktık. Sosyalist virüs bu. Herkes eşitledi. İyi yanlarından yani bahsetmek lazım. Herkes eşit. Ve özgürlüklerini korumak için insanlar bir şekilde biraz daha ilerlediği zaman fazla kendi kontrolüne geçirmek isterlerse yönetimler, insanlar harekete de geçerler yani. Haklarını istemek için yani, böyle yürüyüş mürüyüşten bahsetmiyorum, böyle insanlar şey yapsın falan demiyorum yani, ama haklarınızı koruyacaksınız, isteyeceksiniz yani. Yani şu anda hadi oraya gelelim, Mutlu Çelik çok güzel bir tweet attı, şu anda da yayılıyor, tam onu okumak lazım aslında da. Uyuşturucu satıcıları, uyuşturucu ticareti bilmem ne, işte hapistekiler çıkacak diyerekten öyle bir laf var, şeye getirdiler yani bunu gündeme. Ne işleri var dışarıda? Yani bunun için bir şey, hareket, en azından sosyal medya üzerinden paylaşın, söyleyin. Çıkmasınlar bunlar yani. Sonra ne olacak? Herkes evinde
Sokaklara 2 lokma çocuklara salacak olsanız ya da başka bir şey olsa çıktılar ne olacak ondan sonra? Suç artacak. Suç oranı artacak. Bir lokma bakkala çakkala yolladığınız çocuğun özgürlüğü alınmış olacak elinizden. Yani bunlar için de tedbir önlem almamız gerekiyor. Evde bile otursanız. Tabii şey çok güzel onu söyleyeyim bir de. Arada böyle güzelleri söyleyeyim ki sohbet böyle politik ciddi bir şeyler söylüyormuşum havasında olup sıkılmasın. Instagram'da gençler şeye başlatmışlar. Ne diyorlardı? Kitap kampanyası diyeyim yani. Ben bunu okudum, sen ne yoktun? Ne deniyordu ona? Meydan okuyorlar birbirlerine. O şekilde herkes kendi kitaptan okuduğu kitapları paylaşıyor. O onu atıyor, onu atıyor. Hikayelerde paylaşılıyor bu. O hoşuma gitti aslında. Haberlerde falan daha çıkmadı herhalde Türkiye'de. Birbirlerini hem motive ediyorlar kitap okusunlar evlerde diye. İşte birbirlerini yani sen neyi okudun, okudun falan olmuyordu. O şekilde örnek almış oluyorlar. O güzel. Bir de şey yapmayın. Lenfler bir müddet yürümediğiniz zaman sağ ol, teşekkür ederim. Evladım Aydın. Benim kuzenim Aydın. Teyzemin oğlu. O takılır bana. Annesine çok benzetir. Onun için de annem annem der. Öyle gidiyor yani. Yıllardır öyle gider. Elimde büyüdüler. Ne diyecektim? Ya kafamı karıştırdın. Güzellik falan diyorsun. Bak böyle hemencik şey yaptım yani. Değiştim. Kitap okuyorlar dedik. Lenfler diyorduk. Yine ben onu da yaşadım. Hareketsizlikten. Bu bacaklarım sanki yani normal hafif yürüdüğümü düşünün. Bir de böyle külçe bağladığınızı düşünün. 20 kilo 20 kilo her iki bacağı. Adım atamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz, kalbiniz zorlanıyor. Kalp kasları da tabii ki yürümedikçe bütün kaslar gibi zayıflamaya başlıyor. Esnemeye, erimeye başlıyor falan. Evet. Daha sonra onlara baktırdık. Dediler ki lenfler su toplamış. Kasıklardaki lenfler. Neden? Yürümemekten. Yani yürüdükçe vücuttaki su, ne abi lenflerin görevi de ne? Vücudunuzdaki suyu, tabii ben doktor gibi bunları kendim yaşadıkça öğrendim. Mesela bacağın alt kısmındaki suyu yukarı pompalıyor. Koldaki, buradaki lenflerim alındı benim sağdaki. Oradaki lenf de mesela ellerden, vücuttan işte alıyor, pompalıyor, ediyor. Pompa istasyonu lenfler yani. Ve taşıyıcı, postacı. Şimdi lenfler bu sefer şişmeye başlıyor, su toplamaya başlıyor hareket etmedikçe. Sizin vücudunuzda ağırlaşmaya başlayacak. Kiloyu geçin. Hareketsizlikten ağırlaşır evlerdesiniz. Yani bu bir hafta olur, bence bir 2 ay sürecek gibi yani bu tedirginlik. O da yeter yani lenflerin şişmesi için. Kendisi hani namaz kılan insanda spor gibi o da aktif bir şey. Fakat daha böyle aktif hareketleriniz olsun, o lenfleri çalıştırın yani. Bir bacağınızın 20 kilo olduğunu düşünün, taşıyamıyorsunuz. Öyle bir şey çok kötü bir şey yani. O sıkıntı çok berbat. Kalbiniz yetmiyor yani. Belki benim şartlarım daha farklıydı. Şey yapamıyordum. Sağlıktan dolayı hani bir de kemoterapi gördüm. Hücreler yenileniyor o zaman bilmem ne oluyor falan. Yetişmiyordu vücut yani. Ama bu noktada bağışıklığı söyledik. Sağlığı söyledik. Lenfleri çalıştırıyoruz. Yürüyüşünüzü mutlaka yapın. Belli saatlerde. Bir de ben inanıyorum. Belgesel bir sürü ben aslında yazarak size anlattım orada. Bir sürü belgeseller izledim o dönemde. Yani şu 4 senedir izlediğim, yaptığım araştırmalar haddi hesabı yok diyeyim. Evrende dolaşan bir enerji var. Bu Mısır piramitleri, orayı şey, dur ona cevap veririm. Mısır piramitleri, ibadethaneler, bütün her yerde bir sivri veya kubbe şeklinde şekil. Bunun sebebi bana göre o öteki incelemelerle beraber gökyüzünden gelen enerji ki İslam dinindeki o 5 vakit namazın da asıl sebebi matematiksel zeka ararım diyorum ya şeylerde sebep yaşanan şeylerde. O vakitlerde enerjinin indiği saatler ve işte o tip yerlerde ibadethanelerde insanlar toplu bir arada oldukları zaman o enerjiyi emdikleri için bir arada olmaları isteniyor ve şifa olduğu için o şeyde bulunuyorsunuz, ortamda bulunuyorsunuz. Yani Rabbim
onu o şekilde dağıttığı için bağışıklık sisteminiz kuvvetleniyor. İnsanlar bir arada oldukları zaman birbirlerini aşılamış oluyorlar. Bunların böyle matematiksel zekası var yani. Hani kol, bacak, etek öpmekle alakası yok. Hepsinin şifaya, insana faydalı olduğu için onlar verildi ve vakitler söylendi. Hani hacca gidin, Kabe'ye gidin diyorlar. Orada da zemzem pH'ı 9, ısı yüksek. Vücutta bir hastalık varsa, bir şey varsa o kırılıyor. Zemzemle pH'ı da yükselttiğiniz zaman da sağlıklı geliyorsunuz oradan. Bana bir şey oldu diyorlar. Orada huzur var diyorlar. Var çünkü enerjinin indiği yerler, kalabalıklarda enerjiler iner. Yani şu toplu edilen istekler, dualar bunlar onun için faydalı. Şunu demeye getireceğim. Dışarıya çıkın. Yani günde 3 ya da 5 kere en azından hani şu enerjiyi alabilmek adına, tabiattan gelen şifayı almak adına çıkın. Din dersi vermek adına anlatmadım bunu. Onların sebebi tarihlerde, çünkü Sümerler zamanında bile o zaman dinler yoktu ama dinlerin içerisinde olan bilgiler vardı. O anlamda demek ki neymiş? İnsanlık eğitilmiş, liderler verilmiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Oralarına çok girmiyorum. Çünkü kalkar iki gün sonra beni imansız, dinsiz falan dersiniz. Değil, ben Yaradan'a inanıyorum. Zeki insanlar vardı. Onlara görevler verildi. Herkesin bir görevi var. Belki ben de burada işte çenemi düşürdü. Size anlatıyorum böyle dikkat edin şöyle yapın falan diyerekten. Kendimde sorumluluk hissettiğim için ben insanları seviyorum. Ne kadar kötü olsalar da, ne kadar kendini beğenmiş olsalar da. Yani öyle seviyorum. Faydalı olmayı seviyorum. Onun için de açıp anlatırım. Tabii güzelse falan denince de hoşuma gitmiyor değil yani. Her insanın bir lokmacık egosu var. Onu da şişirmek lazım. Hani ellerden mi bekleyelim yani övsünler diye. Ben şimdi kendimi de övmüş oldum yani. Çok güzel değilim aslında. O kadar güzeller var ki. Enerjidir o söyledikleri şey. Belki de ego şişirmek için de söylüyorlar. O da var yani. Niceleri ve şeye gelelim. Hep Sebercet programından bahsediyorum, atıyorum ya. Kahvemi içiyorum. Ben sigarayı bıraktım biliyorsunuz şimdi elimden. Hani dediler ya, bırak dediler, içmiyorum. Görüyorsunuz orada bak. Arkadaşın sözünü dinledim yani. Herkes diyor da dinlemiyorum aslında da işte bu kadarcık tutabilirsem. Zenginler, liderler bu insanlara bulaştırıldı. Ben dün akşam bir program paylaştım. Altuf Aras diyerekten. Orada Zebercet de konuştu. Sözlü de biraz şey yapıldı. Sohbette böyle ucu şeye gitti onun. Bazı şifreler verdiler aslında oralarda. Nereden ne oluyor diyerekten. İşte bunların hepsi şey için. Sanırım bu liderler G20 zirvesi falan vardı. Orada bir kararlar falan almışlardı. O büyüklerin laflarını dinlemiyorlardı. İstediklerini. O da onları cezalandırdı. Virüsü oluşturdular. Tabi oluşturulmuş bir virüs bu. O liderlerin hepsini aşağı indirecekler. Hepsini demiyorum ama birçoğunu indirecekler yani. Sarılar diyorum. Bizimki esmer ama ona bilmiyorum ne kadar uyuyor uymuyor, onların dileklerini isteklerini yapıyorsa ona bir şey yapmayabilirler yani. Ama sarıların hepsi gidecek yani. Bunların söyleminde. Yani ben illa alan dediği olur yani. Gider gitmez orasını bilemeyiz de. Sarılar gidecek. Plan yapmışlar. Ondan sonra liderler gidiyor. Yönetim şekillerine bilmem neler yapıyorlar falan. Ve şeyde onu söyleyeyim. YouTube, Twitter'da büyük bir eleme yapacaklarmış. Bu elemede ırkçı söylemler. Nasıl diyeyim ben size? Aşırı insanlar. Bu şeyler, cemaatler, tarikatlar, onlara da el atacaklar. Daha sonra da şeylerde de YouTube'larda, Twitter'larda falan bunları filtre kelimeler bilmem neler olacak. Nasıl bizi yakalıyorlar işte, bu müziğin telif hakkı var diyorlar, bunun bilmem nesi var diyorlar ya. Orada onları çok güzel süzgeçten geçirecekler ve hesapları kapatacaklarmış. Büyük ihtimalle Face'de de daha sonra da gerçekleşir. Buradan şimdi bizi analiz ediyorlar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, yapımız ne diyelikten. Daha sonra oraya da gelecekler. Yani bir tek virüsle kalmayacağız. Bazen şey yazıyorum ben ortadan Twitter'dan. Görüyorlar görmüyorlar görüyorlar. Arkadaşlar görüyorlar. Yani bazı insanların şeyinde sosyal medya içerisinde aktif olan insanları çok iyi biliyorlar. Nasıl liderleri bildiler, tek tek virüs dediler.
sosyal medyadaki aktifleri de biliyorlar. Onları da analiz ediyorlar, yazılarını görüyorlar, kopyalıyorlar, saklıyorlar. Bir şekilde onun kişilik analizini de çıkartıyorlar yani. Mesajlarını da alıyorlar o insanların. Ama ben şey dedim, çocukların izlediyseniz Fransız bir açıklama getirdi, dosyalarıyla geçti. Kızamık aşısından bahsetti. Kızamış, baştan beri şöyle söyledim ben, bu İngiltere'de çocukları okula yollamaktan vazgeçmediler. Ve dediler ki bağışıklık kazanacaklar. Çok rahat davrandılar. Bunların da bir bildiği var tabii ki. Sonra aileler çok rahatsız oldu bu işten. Ve ayaklanacaklar, çok tepki verdiler. O yüzden de çocukları aldırdılar. Yani okullar kapandı oldu. Oradaki şey, bu çocuklara aşısı yapıldı. Büyük sudan onu diyordum. Büyük aşıların içerisinde, ilk yeni doğduklarında oldukları aşılar var. Onlardan içerisine serpildi. Çocuklar bağışıklı bu mikroplara karşı. Anlar postacı görevi görüp eve taşıyacakları için aileler de aslında bence tepki verdiler. Büyükler de, çünkü büyükler getiriyor, iş yerlerine gidiyor, toplantılara gidiyor. Ki burası Londra yani. Bütün büyük firmaların dış ülkelerden temsilcileri geliyor, toplantılar yapılıyor. Ondan sonra çocuklar evlerin içerisinde bir şekilde onlar okulda buluşunca diğer evlere taşınmış oluyor diye tedirgin oldular ve çocukları okuldan aldılar. Yani bu aşıyı olmayan şey grup var işte, diyorlar ya 65 üstü diyorlar. Büyük ihtimalle Türkiye'de de bunu aslında yazılı da söylememek lazım. Daha şimdi derler ki bu öyle değil, çocukları öldürmeye kalkarlar, Allah korusun. Ama bu böyle yani. Çocuklar onun için büyüklerin evine gidip gelmesi, postacılık yapmasın, virüs taşımasın. O büyüklerin de hani bağışıklığı düşmüş olabilir. Onlar da aşı oldular. Hıfzı Sağ'ın aşıları vardı Atatürk zamanında, daha öncesinde Osmanlı zamanında da aşı olayı çok şeydi yani, önemliydi. Türkiye o açıdan çok şanslı, bu aşıları olmuş olması yüzünden. Bağışıklığı düşmüş, daha bir hani şey olanlar riskli olabilir diyerekten çıkmasın deniyor. Ama Hacı'daki olayı da, Ümre'dekileri de bence bastılar. Oraya da bastılar yani o şeyi. Çünkü din, bunlar din merkezlerini de istemiyor, yeni dünya düzeninin şeyleri. Onun için Vatikan, İtalya'dan başladı, Ümre'dekilerden oraya da bastılar. Kaç dünyaya yaydılar yani. Zebercet'in demesi gibi bunların umrunda değil din iman diyor. Onlar yani isterlerse taş bilmem ne de atarlar tepelerine diyor yani, çok kızarlarsa. Bu kadar da büyük şeyleri var, kitlesi var yani insanların, dünyayı yönetenlerin. Bu virüsü yani Çin'de ya Amerika'da ya şurasıydı falan meselesi değil. Onlar da, onların içerisinde adamları var. O rahatlıkla yayıldı zaten bu. Ülkeleri suçlamanın da bir alemi yok yani. Bana göre hani Çin suçludur, Çin'de şu zulüm vardır, orada bu zulüm var. Her yerde bir zulüm dönüyor yani. Bunları kışkırtan, teşvikleyen, işte öyle gitmesini istedikleri için öyle yapanlar var. Konum hani benim şeyim orası değil de onların maksadı, planları nasıl çalışıyor, işliyor. Onu söylemiş oldum. Çok konuştum. Anlattım mı? Şu programlardakileri aslında onları uzun uzun anlatıyorlar. Sorular geliyor ediyor. Ben anladığım kadarını size aktarmaya çalıştım. Yani eğer varlığımıza, yani sağlık şeyi de söylüyorum bu arada. Bir de şey, hiç hoş değil troller. Ben ismini vermeyeyim. Onlar aslında şey diyorum ben onlara. Korak diyorum. Korak onlar. Kızdıkları anda seni o hastalık bulur diyorlar. İşte 118'i ararsın diyorlar. Yok efendim, İngiltere'de olduğumu anlayınca işte orada bilmem ne diyorlar. Böyle bir intikam peşindeler. Hani onlar kendilerine şey açısından güveniyorlar herhalde. Korak oldukları için güveniyorlar ama hani seni de bulsun bile demiyorum ben onlara. Onlara diyorum ki çocuklarınız anneli babalı büyüsün diyorum. Böyle bir intikam, bir hırs, bir kin, daha terbiye olmadılar. O yüzden söylüyorum yani. Orada oturdukları yerden daha bir haftalık, 10 günlük mesele bu. Bu işin daha ilerisi olacak. Hoş onların eline kalırsak bir ekmek su vermezler yani bize. Ama biz veririz onlara. Hiç hoş davranmıyorlar. Trollarınızı lütfen terbiye edin yani. Hiç güzel değil. Twitter'a giriyorum. Böyle mi demek? Bir de şeyin, devlet liderlerinin isimlerini koyuyorlar ki şu duruma gel. Hani ona bir cevap vermiş ki duruma gel. Yani böyle de eğitilmişler yani. Ben cumhuriyetin değeri olan
O koltukta oturan insana o dediğim için de suçlu oluyorum. O kim diyorlar? Özne. Cumhuriyetin değeri olan o koltukta oturan kişiye hiçbir zaman hakaret etmedim. Ama partili olanına eleştiriyorum. Eleştiririm de. O da aşağılayıcı bir tavırda değil. Çünkü Türkiye'yi temsil ettiği için saygım var. Yönetimde eksikler bilmem benim dememle mi olur ama toplum olduğumuz zaman, birlikte olduğumuz zaman belki bir şeyleri değiştiririz diyerekten birleşiyoruz ve Twitter'larımızda işte sosyal medyadan eleştiriyoruz, paylaşıyoruz. Yok eğitim sistemini eleştirdim. Görüyorsunuz yani neler yayınladı. Hiç hoş değil. Onu eleştirirsem onun için eleştiriyorum. Yanında yönünde olmadık insanlar var. Kendisinin eğitim seviyesi benim kadardır diyelim. Ben ne kadar biliyorsam o kadar biliyorsa ben ona akıl vermek zorundayım. Benim bilgim belki ona fazla şey gelir, bir artı gelir. Onun da ticari tecrübesi var. O ticari tecrübesiyle ülke yönetiyor. Hiç de hoş olmuyor yani. Yani eğitim sistemini de olsun, normal öteki şeylerinde de olsun. Yanında sadece can güvenliği için. Şu anda o yayınlar ondan. Kendi can güvenliğinden korktuğu için topluma o mesajı verdiriyor. Çocukları zeminden yetiştirip hani bakın bu olabilir ya da bu normal ya da değil gibi şeyleri çocuklara aşılamaya çalışıyor. Hani ben kendime baksam ben 55 54 55 29 Mart'ta giriyorum. Yaşasam en artı 10 sene daha yaşadım de. 10-15 yaşadım diyelim. Bu hastalıklar, bu virüslerle herhalde Allah bilir yani ne kadar yaşayacağım. Hiç de öyle kendimi koruyorum, sorumluluğum var. Ama illa da hani benim olsun diyerekten yaşam benim olsun, para benim olsun, mal benim olsun, bilmem ne benim. Ben yaşamı idame ettirecek kadarını olsun diye mücadele verdim. Hiç biriktirmedim, yığmadım. Bu hırs diye ben onu anlamıyorum. Ben hala çözebilmiş değilim yani. Torununa torbana kalacak bir şey. Kalacak mı? Virüs var. Aşısı ne oldu diyelim. Torpilliler aşısını buldular. Nereden biliyorsun sağlam aşı olduğunu? Nereden biliyorsun? Başka bir hastalık eklenmedi o aşının içerisine. Hani her aşı ki iyi kötü demiyorum ama sana özel gelecek o yani. Kökünden temizleyecekler senin ırkını. Neyine biriktirdin şimdi o kadar malı mülkü? Katarlara götürdün, oralara götürdün, buralara götürdün, kendi taraftarlarına götürdün. Hiçbirisi işine yaramayacak. Bari şu milletin, bugün görüştüğüm arkadaştan da aldığım fikirle söyleyeyim. Senin inşaat işçin var. Gördüğüm manavlar, sokakta top oynuyorlar, yarışma yapıyorlar. Bir sürü günlük parayla yaşayan insanların var. Bu insanlara bir ekmek sağla bari. Yani bir halkının en azından şeyini düşün. Yaşamasını sağla. Sokaklarda ekmek, Twitter'da okudum. Ekmek götürüyorlarmış şeylerle. Kınamak istemiyorum. O Suriyelilerin eline de kalabiliriz. Yani ne olacağı belli değil. Hani millet, ırk bilmem ne demek istemiyorum yani ama yağmalıyorlar. Ekmek bırakmamışlar millete. Hani ekmek karnısı, bütün eleştirdiklerini de yaşayacak ama kendisi. Onu da söyleyeyim. O camilere girdiler, ahır yaptılar dedi. O camileri kapattılar. Bak, yaşatıyor işte. Bu karma diyorum ya ben. He. Ekmek karneyle dağıtılıyordu diye konuştular. Şimdi ekmeği karneyle dağıtacaklar ama yani. Oh demiyorum. Ama bu konuma geliniyor işte. En azından şu virajdasın, dön de bir iyi halinle hatırlan yani. O millete o paralarını Katar'dan getir. Ondan sonra dağıttığın iş adamların var. O arkadaşım burada, ismini vermeyeyim. Onun da söylediği gibi bir sürü iş adamın var. Hepsi çıkarsınlar, ellerini ceplerine koysunlar. Mezara götüremeyecekler. Hatta o sermayelerine de el koyacaklar onların. O yeni dünya düzeni, o güçlerini alacak onların elinden. Yani onların sattığı ürünleri bir şekilde piyasada eritecek, öyle yaptıracak, böyle yaptıracak, fakirleyecek bu insanlar. Yani zenginler ne kadar fakir olur onu da örnekleyeceğim ben size ama çıkartsınlar, dağıtsınlar millete en azından bir eşitlik olsun yani. Millet günlük ekmek götürüyordu evine. Ben hatırlıyorum bir düğün vardı. Çok gençtim hatta o zaman yani. O zaman ben 20 yaşımda, 21 yaşındayım yani. Düğün evindeyiz, kına gecesi yapıldı. Ben öyle şeyler söylemiyorum, yazmıyorum da arkadaşım sil o yazıyı da. Ben hiç uğraşmak istemiyorum. Sonra geliyorum sayfa temizliyorum yani. Ve isim verdim mi size? Vermedim. Böyle hırsları istemiyorum işte ben. Ne diyorum? Ya ülkenin başında yönetici bir adam olmasın var zaten en azından iyi tanıyoruz bunu. Gelecek olanı hiç bilemeyeceğiz yani. Hani semercin değişmiş eşekler bağırıyorlarmış semerciye ah edip duruyorlarmış işte bir ölse bir gitse bir ölse bir gitse diyerekten. Eşekçin semerci ölmüş.
Ondan sonra yeni semerci gelmiş. Ölçülerini bilmiyor, bilmem nelerini bilmiyor. Çivileri, tahtaları, bilmem neleri kanamadan ölmüş gitmiş hayvanlar yaralı bereli. Yani biz eşeksek, çok affedersiniz hani ona hakaret olmasın diye, ona semerci dediğim için, ben kendime eşek diyeyim de hani ona anlama gelmesin. Yani en azından nereden vurduğunu biliyorsunuz. Size ne yapacağını biliyorsunuz. Yeni gelenin ne yapacağını nereden biliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Onun için duran olan en azından yerinde dursun. Etrafında yanında yönde akıllı makıllı birileri vardır. Bir şeyler söylüyor. Arada akıllıca bir şeyler yapıyorlar yani. Yani benim bile kale aldığı oluyor. Mesela benim fikrimi diyeyim. Hani kişisel olarak demeyeyim ama fikrimi, bizim gibilerin fikirlerini toplu olarak duyduğu zaman da onu kale alıyor. Uygulamaya sokuyor. Biliyorum arkadaşım. Ben şu anda politika yapmıyorum. Şu andaki konuştuğum konu ne olur ne olmaz bilmem ne. Ama kişi, ben orada politika yaptığımda suçlu duruma girmek istemiyorum. Sizi kışkırtmış duruma da girmek istemiyorum. O yazınızı lütfen oradan alın. Bu zamanda zaten politika yapılacak zaman mı? Herkes almış başını evlerine kapanmış. Yarın öbür gün ticaret yapamıyor. Parası elinde olduğu kadar yaşayacak. Dolabındakinden, erzandan, şundan bundan nereye kadar götürecek yani? Devlet destek vermezse nereye kadar götürecek? Düşün ki karantina. Vallahi ben dün akşam bir şey aldım. Akıllara kâr yani. Bu dedim ki yani filmler milimler oluyor. O hiç olmazsa tatilde kullanırım. O da başka bir şey ama. Allah korusun, daha hani bu işin 3 ayı 5 ayı var. Millet aksırıyor, tüksürüyor sokakta. Oldu ki sokağa çıkmak zorundayız. Bu böyle evde gitmeyecek yani. Sosyal devlet olacak. Sosyalist bir virüs, bizim virüs işe yarıyor aslında. Yani acısından, kötüsünden, oh denmek değil ama bu eşitledi yani milleti. Şey aldım, bu yüze takılan, hadi size de söyleyeyim de hani iş ilerlerse yani. Yüze takılan şeyler var böyle. Denize girerken ağızdan şeyi var ve tepeden doğru oksijen hava alıyoruz yani suyun altındayken falan. Öyle bir maske var. Dedim ki en iyisi herhalde bu olacak. Yüzden, gözden, burundan girecekse, ağzın burundan, oradan buradan giriyor diye. Şey diye bir film vardı. Flu diye bir, grip diye bir salgın filmi vardı. Onu izledim. Yani senaryolara da böyle biraz benzemeye başladı. Baş bölümlerindeyiz daha. Anasından dedim, takarım da sokağa çıkarım, bir lokma nefes alırım. Hani yürüdüm, ettim gibi olur. İki tane ondan sipariş verdim. Ne yaşayacağımız belli değil. Ha belki de pat diye de geçebilir. Oldu, aşısını bulduk derler. İstedikleri sayı ölümler yaşanırsa, dünyada istedikleri yaptırımları yaptırabilirlerse belki de bulduk diyecekler ama Zebercet'in demesi şeye gelecek. Çin'e bir başka, bu şu an çıktı dedikleri virüs değil, Nisan ayı gibi gelecekmiş virüs. Tekrar bir başka bağışıklık sistemi, çünkü tam toparlandı denilecek. O rakamı buldurmaya çalışacaklar yani. Öyle işte arkadaşlar, güneş gitti. Şu karşı köşede var biraz güneş. Ben orayı göstereyim. Şey yaptım, sandalye indirdim aşağıya. O karşı köşeye gideceğim. Bir 15-20 dakika daha görürüm herhalde güneşi. Ondan sonra ben de üşütmeyeyim. Yine de bağışıklık önemli. Yani hastalık falan yok. Allah'a çok şükür. O test şeyi yayınlamadım ya. Bu korona testini ben yaptırdım. Riskliyim dedim. Türkiye'den geldim. Korundum. Orada da koruyorlardı havaalanına dedim ama risk olabilir. Bana testi yapın dedim. 3-4 gün geçti. Biliyorum yok ama dedim. Korundum. Nereden biliyorsun dediler. Korunduğum şeylerden biliyorum dedim. Uçağa da çünkü ilaçladılar. İlaçlamadılar. Uçağa mavi ışık verildi. O kadar temizdi ki içerisi. Hani elle silmekle olmazdı o. Bak mesela bir şey, Türk malı, Türk ürünü bilmem ne diyorlar. Üretin, mavi ışığı üretin. İçinde insan olmayacak. Odalara konulacak. Anında sterilize ediyor, çıkaracaklar. Bu virüslerle boğuşmak için yapacağımız tek şey, o kadar fabrika kapattı. Hem satabiliriz de yani. Şu anda Çin'dendi. Ben o ürüne baktım. Sırf bilgisayarların üstünde tutulanı var. Küçük küçük. Dünya para. Türkiye onu üretsin. Elektronik konusunda başarılı. Drone üreteceğine. Steril aleti üretsinler. Mavi ışık. Kırmızı ışığı da üretsinler. Infrared light. Şey yapılsın yani, çamaşır suyuydu, şuydu, buydu, millet öldü gitti. Yani deterjanlara boğuldunuz ama öyle bir lambanız olacak. Odaya koyuyorsun, siz odada durmayacaksınız. Onun yakılacak. Belki şalter sistemi uygulanabilir. Dışarıdan açar kapatır. Yani içeriden açarsanız gözünüze zarar verir. Ya kapatacaksınız gözünüzü, öyle açacaksınız. Ama kapıyı kapattınız. Şalteri aç kapat yaparsınız. Bir işte dakikası var onun.
Tam olarak bilmiyorum, bilgi vermeyeyim. O kadar duracak, o da steril oluyor o ışıkla. Hastanelerde uygulanan bir şey. Evlere de olabilir. Ev tarzı olanlar olsun. Bu millet bu ellerinde bezler, spreyler. Valla ben görüyorum, canlı yayınlar açıyorum Türkiye'den. Olacak gibi değil yani. Türkiye'nin yapabileceği bir şey bu. Arkadaşımız var, o da şey yaptı. Virüs savar elektronik mühendisi arkadaşımız var. O da herhalde öğretime geçecek onu. Pervane gibi bir şey yani. Mesafeyi algılıyor. Ve şey yapıyor etrafa. Hani size çekmiyor da dışarıya attırıyor. O şekilde bir koruma sistemi sağlamaya çalışıyor. Öyle bir şey var. Şeyde görüyorum ben, reklamlar düşüyor. Aslında o reklamları hani Facebook'tan tekrar paylaşsam mühendis arkadaşlar da görürler. Otur maskeler de yapılabilir. Bu filtre benim evde var. Filtre hava temizliği için var. Bütün kimyasalları da emiyor ve temiz hava veriyor. Altında da suyunu koyuyoruz. Suyun içerisinden geçmiş oluyor hava. 4 senedir falan kullandığım bir alet benim o. Bayağı da astım bronşitim olsun, işte bu kemoterapi zamanında falan da hani hava temiz, kimyasal falan da almayayım diyerekten evin içerisindeyken temiz, dağ havası gibi o şeyi var. O filtreyi kullanmışlar minicik, maskelerin kenarlarına dışarıdan gelen şeyi temiz olarak size emip veriyor. O tür maskeler de üretebilirler yani. Filtre sistemi, 2-3 tane şeyi var. İşte böyle arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bilmiyorum faydalı oldu mu? Umarım faydalı olmuştur. Paylaşabilirsiniz. Güzel çirkin çıktı bilmem ne, ben onları takmıyorum. Herkes umarım sağlığı saati yerinde işte götürür yani. Panik çok kötü bir şey. Panik duygusuyla o yazıyı da paylaştım. İnsanın panik öldürür. Onun için böyle bir aktif zaman geçirin yani, vücudunuz hareket etsin, bir şeyler yapın, çoluk çocuk yorulun. Nasıl çocukları yorarsanız da uykuya giderler yani, en azından uykuları sağlam olur. O şekilde de sağlam şekilde kalkarsınız diyeyim. Evler de yaşamak istiyor. Allah kolaylık versin. Bir de yemeyin. Hopidi kurtlak. Çok yemeyin. Hamur işi yemeyin. Hep kilo sağlık diyoruz değil mi? Yaşamak için mücadele veriyoruz. Umarım kalanlar da birbirlerine artık eski huylarıyla bakmazlar. Normal, gerçek insan olarak. Yani insan insan. Hala eleştirirler yani. Çıkmış da konuşuyordu bilmem neydi diyenler var ya, sizin ağzınıza acı biber süreceğim yani. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar.